Sevgili dinleyenler, sizleri Şırnak'ın Beytüşşeffaf ilçesine götürüyoruz. Şimdi de ilçe son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte adını farklı bir şekilde duyurmaya çalışıyor. İlçede büyük ilgi gören zümrüt kaplıcalarının bulunduğu bölgeye modern bir tesis kurulacak. Hem bu tesisi hem de ilçedeki değişimi konuşacağız. Konuğumuz Beytüşşeffaf Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik. Sayın Pendik, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk aslanım. Çok teşekkür ediyoruz. TRT Kap Diyarbakır Radyosu'na ülkemizin en ücra köşelerinden biri olan Beytüşşeffaf'ta sesimizi duyurduğu için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz efendim. Evet, son zamanlarda bizler de böyle haberlerle gündeme gelmenizden çok hoşnut oluyoruz. Beytüşşeffaf'ın da diğer ilçelerimizde ve illerimizde olduğu gibi artık son günlerde gündemde yer alma şekli değişti. Neler değişti Beytüşşeffaf'ta şu anda? Nasıl bir ortam söz konusu? Öncelikle ondan biraz söz etmenizi rica edeceğiz. Sonrasında kaplıcalardan ve yapılan yeni tesisin ülkeye getirilerinden tabii ki. Öncelikle sizin aracınızla bütün ülkemizdeki vatandaşlarımızı Molla Hüseyin Bati Hazretlerinin memleketi olan Beytüşşeffaf'tan saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Molla Hüseyin Bati Hazretleri kimdir diye vatandaşlarımızın aklına bir soru gelebilir. Bu güzel insan Müslüman Kürt kardeşlerimizin peygamber sevgisini pekiştirmek için bu peygamber sevgisini mevlide dönüştürmüş muhterem bir insandır. Şu an Müslüman Kürt kardeşlerimiz okudukları Mevlidi Şerifler Beytüşşeffaf'ta doğmuş, yaşamış ve burada metfun olan Molla Hüseyin Bati Hazretlerinin eseridir bu. Nasıl ki Konya'da Mevlana akla geliyorsa Konya deyince, nasıl ki İstanbul deyince Eyüp Sultan akla geliyorsa, nasıl ki Ankara deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri akla geliyorsa, Beytüşşeffaf deyince de Molla Hüseyin Bati Hazretleri akla geliyor. Bu güzel memleketten herkesi selamlıyoruz. İlçemiz tabii ki son 2 yılda yapılan başarılı askeri operasyonlar sayesinde huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir ilçe haline geldi. Kato operasyonunu biliyorsunuz, şehit Aydoğan Aydın Paşa'mızın önderliğinde, komutasında güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımızın fedakarane bir şekilde yaptığı operasyonla Kato Dağı temizlendikten sonra Kato Dağı'nın eteğinden çıkan bu termal suyun, zaten vatandaşlarımız bunu biliyordu, termal suyun o daha da modern hale getirerek tesisleriyle beraber vatandaşlarımızın hizmetine sunulması aşamasında bizler gerekli çalışmayı yaptık. Bizden önceki kaymakam meslek büyüğümüzün yaptığı projeyi inşallah bizler hayata geçireceğiz. DİKA bize çok büyük destek verdi. Sayın Valimiz bize çok büyük destekler veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu proje kapsamında Kato Dağı'nın eteğinden çıkan bu termal kaplıcalarda modern havuzlar inşa edeceğiz. Burada hem kadınlarımıza özel, hem erkeklerimize özel, hem çocuklarımıza özel havuzlar oluşacak. Burası çok önemli bir yer. Aslında burası, buradaki bölge insanın bildiği ve kullandığı bir tesis. Zamanında burada tesisler maalesef bölücü terör örgütünün hain eylemleriyle yakılmış, yıkılmış. Ama şimdi bizler buradaki vatandaşlarımıza hizmet etmek için, buradaki vatandaşlarımıza bir nebze olsun ekonomik değer katmak için kurumlarımızın da desteğiyle buradaki kaplıcamızı inşallah modern hale getireceğiz. Tabii ki bu kaplıcamızı modern hale getirirken de buradaki bizim yöresel ürünlerimizin de satılacağı, orada duyurulacağı, gelen ziyaretçilerimize aktarılacağı alanlar da oluşturacağız. Bizim en önemli ürünlerimizin başında balımız geliyor. Faraşin yaylasındaki balımız hakikaten çok kaliteli. Buradaki arıcılık bizim en önemli geçim kaynağımız. Burada bu balımızı tanıtacağız. Jirki kilimimiz var, Gulsari diye bir nakışımız var. Bu yöreye has, Beytüşşeffaf'a has bir kilimdir ve nakıştır. İnşallah kadınlarımızın el emeği, göz nuru bu ürünlerini de burada oluşturacağımız, bu kaplıcaya gelen misafirlerimize satışa sunacağız. Ve buradaki kadınlarımızın da bir nebze olsun ekonomik olarak bir değer katmak için kadınlarımıza bu projemizi de hayata geçireceğiz inşallah Aslı Hanım. Peki efendim, tesisin ne zaman tamamlanması bekleniyor Sayın Pendik?
İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı, teknik çalışmalarımızı bitirmek Evet. üzereyiz. İhaleye çıkacağız. Önümüzdeki yıl nasip olursa yazın bu tesis bitecek inşallah. İnşallah. Efendim, biraz önce de belirttiğiniz gibi Şırnak'a, özellikle Beytüşşabap ilçesine turizm açısından, ekonomik açıdan katkıları yadsınamaz ve çok beklenti çok yüksek. Bu anlamda da hem beklentinin gerçekleştiği hem de turizm açısından, ekonomik açıdan ve istihdam açısından, çünkü biri diğerini beraberinde getiriyor, bir zincirin halkası gibi. O anlamda da çok güzel olması dileklerimizle uğurlayalım sizi. İlave etmek istediğiniz bir husus var mı efendim? Efendim çok teşekkür ediyorum. Diğer projelerimizden birisinden de özellikle bahsetmek istiyorum. Tabii ki. İnsana dokunmadıkça bizler ne kadar beton narme olsun, ne kadar yol olsun yaparsak yapalım hiçbir şekilde anlamı yok. Bizler buradaki insanlarımıza dokunmak için de gayretler gösteriyoruz. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok önemli değerler, kıymetler. Okumak altındır projemiz var. Bunu duyurmak istiyorum. Bu sadece Beytüşabap'ta uygulanan bir proje. Evet. Burada 5 kitabı okuyan, özetleyen çocuklarımıza kim olursa olsun bir çeyrek altın veriyoruz. Her 5 altında bir bu çeyrek altınımız artacak. 10 kitap okursa 2 çeyrek altın. Maksadımız buradaki bu kitaplarla hem çocuklarımızın psikolojik gelişimlerini inşallah sağlıklı kılmak, hem milli ve manevi değerlerimizle yetişmelerini sağlamak ve böylece bölücü terör örgütü başta olmak üzere dinimizi istismar eden FETÖ'dür, DAEŞ'tir bu gibi yapılanmalara karşı çocuklarımızı korumak istiyoruz. Halil İbrahim Sofrası projemiz var. Fakir fukara olup, engelli olup, yaşlı olup, yemek yapma durumu olmayan, yakını olmayan, ocağı tütmeyen vatandaşlarımıza her gün 4 çeşit sıcak yemek veriyoruz ilçe merkezimizde. Evlerine kadar götürüyoruz. Onları rencide etmeden, hiçbir şekilde resim falan paylaşmadan bu işi yapıyoruz. Yeni Doğan Yeni Dünya projemizde ki her insan bir dünyadır sloganıyla çıktık. Yeni Doğan Her İnsanda Yeni Bir Dünyadır sloganıyla hareket ederek sağlık personellerimizle beraber bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayaklarına kadar gidiyoruz. Bu projelerimizdeki asıl amaç vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki o gönül bağını güçlendirerek bir beraber ve kardeş olduğumuzu bu duyguyu vatandaşlarımıza hissettirmektir efendim. Peki efendim. Çok güzel uygulamalar. Hayata geçtikçe, hayata geçirdiğiniz projelerle tekrar sizleri konuk etmeye devam edeceğiz. Bunlar hem bölgemiz açısından hem bizleri sevindirme açısından çok önemli projeler. Biz her şeyin yolunda gitmesi dileklerimizle ve şimdiden güzel bir yıl olması dileklerimizle sizleri uğurlayalım Sayın Pendik. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Buradan Sivas'taki Kurtoğlu'nda beni dinleyen, Kurtoğlu köyünde beni dinleyen babama, burada beni dinleyen eşime ve tüm Beytüşabaplı kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın. Hayırlı cumalar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinin değişen yüzünü konuştuk. Aynı zamanda Zümrüt Kaplıcası'nda yapılmaya başlanan tesisin hayata geçişiyle değişecek olan yüzünü konuştuk. Konuğumuz Şırnak Beytüşşabap ilçesi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'ti. Teşekkürlerimizle uğurladık.